Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren gözaltı süresi sona ermiş. Zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki süreç uzun sürdü. İfadeler gece yarısına kadar sürdü. Savcı isnat edilen suçlamaları yüzlerine okudular. Buna göre haklarındaki suçlamalar şöyle bir kez daha sizlere söylemek gerekirse suç gelirlerinin aklanmasını önlenmesi vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi kanuna muhalefet yani yasa dışı bahis gelirlerinden bahsedilmiş. Dün sorgu sorgu süreci uzun sürmüştü demiştik. Hatta savcı sorgusunda Dilan Polat'ın tansiyonun düştüğünü, kısa süreli bir bayılma yaşadığını ve dışarı çıkıp tansiyonunu ölçüldüğü ve kendine geldikten sonra tekrar ifadelerine devam edilmişti. İşte dün gece Anadolu Adliyesi'nde yaşananlar bu şekildeydi. 18 kişi sevk edilmişti. 6 kişi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam ediyor. Onlar da salı günü adliyeye çıkacağını söyleyebiliriz. İşte suçlamalarda az önce bahsettik. Bu suçlamaların dışında bu kadar parayı nereden buluyorsunuz soruları da vardı. Bu lüks yaşamın kaynağı nereden geliyor sorularına karşı da her cevap verilmediği Dilan Polat ve Engin Polat'ın sustuğunu söyleyebiliriz. Yani bu paralar içinde kendilerinin çalıştığını, birikimlerinin olduklarını söylediler. Bazen finans müdürünü suçladılar. O ne dediyse biz de o yaptık dediler ama yargılama dün bitti. Gece yarısında da suç ceza mahkemesine sevk edildi. Savcı 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Bu karar sonrasında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu, Sıla Polat'ın da bulunduğu kişiler cezaevine gönderildi. Henüz şu an bu saatlerde, sabah saatlerinde cezaevindeki işlemler de devam ediyor diyebiliriz. Öncelikle ne olmuştu? Şunu da söyleyelim. Bir gözaltı süreci yaşanmadan önce MASAK ön rapor hazırlamıştı. Bu ön raporda tasfiye halindeki 5 tane şirketlerinden yaklaşık 250 milyon liralık bir vurgundan bahsediliyordu. Bir kara paradan bahsediliyordu. Bu paranın kaynağı soruldu. Tabii bu sırada bu MASAK ön raporu hazırlandığı sırada Dilan Polat, Engin Polat ve beraberindekiler dışarıdaydılar. Çeşitli açıklamalar yapıyorlardı. Biz masumuz, biz temiziz, herhangi bir şey yok. Yine aşağılı yaşamlarına devam ediyordu. İşte süre hızlanınca onlar da adreslerini değiştirdiler. Bu da kaçma hazırlığı aşamasında olduğu değerlendirildi. Bu değerlendirmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maaş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri onları adım adım takip ediyorlardı. Herhangi bir kaçış durumu olmaması için işte gözaltı kararı verildi. Gece saat 1'de operasyon düzenlendi ve o operasyon ardından 24 kişi gözaltına almıştı. 34 kişi hakkında yakalama kararı vardı. Bu kararlar uygulandı. İşte emniyetteki sorgu sürecinde 4 günlük bir süre yaşadılar. Orada ne yaşadılar, ne yediler, ne içtiler, diyalogları ilerleyen bölümlerde sizlere özel olarak anlatacağım. Tabii burada emniyette bir gelişme de yaşanmıştı. Bu lüks araçların polis el koydu. Bu araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirilecekti. Tabii sadece 13 tanesi getirildi. Bunların yaklaşık değeri de 150 milyon liraydı. Diğer 12'sini ise bazı adreslerde sakladıkları, otoparklarda sakladıkları -3 ve -4. Katta olduğu için, çekici giremediği için onları emniyete getirememişlerdi. Bazılarında anahtarlarının yerini söylememişlerdi. Bu nedenle bazı lüks araçları da orada görememiştik. İşte sorguda nezarethanede İstanbul Emniyeti'nin nezarethanesi B blok var. B bloğun -1. Katında nezarethaneler, kadınlar erkekler ayrı bir şekilde hatta bazı başka operasyonlarda da insanlar şüpheliler gözaltındaydı. Onlarla yan yana olmamaları için ayrı ayrı nezarethanelerde tutuldular diyebiliriz. Yemek ihtiyaçlarını polisin her gün yediği günlük menüsünde ne varsa tabildot onlardan faydalandılar. Bazı ilaçlarını Dilan Polat istedi. Reçeteli olanlar ona karşı reçete ve doktor raporu olan ilaçlar verildi. Bu şekilde 4 günün tamamladı. İşte sorgu esnasında
Ağlayarak ifade verdi savcı karşısında. Hatta bayılmalarda yaşadığını da söyledik. Kısa süreli. Zor bir süreçti. En son adliyeden işte tutuklama kararı verildiğinde Dilan Polat'ın son sözü "Oğlum sana kim bakacak?" oldu. İşte ifadeler bitti. Şu an cezaevinde diyelim. Yeniden gelişmeler olursa soruşturmanın şimdi bunu magazinsel olarak gitti. Medya bunu magazin açısından gördü. Dilan Polat'ın kreminden yediği, içtiğine, giydiğine ilgilendi, söylediklerine ilgilendi ama soruşturmanın detayında daha büyük vurgun olduğunu söyleyebilirim.